Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Avustralya'dan TikTok hakkında gizlilik ihlali soruşturması. Avustralya, Çinli TikTok'un kullanıcıların kişisel verilerini sızdırdığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Avustralya ulusal kanalı ABC News'e göre 28 Aralık'ta Avustralya'nın Çin menşeli TikTok uygulamasının gizlilik sözleşmesini ihlal ederek kullanıcıların kişisel verilerini topladığı ve Çin'e sızdırdığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığı bildirildi. Bilgilere göre bahsi konu soruşturmanın veri toplamak için izleme pikseli araçlarının kullanımını da içerecek şekilde tam kapsamlı bir soruşturma olup olmayacağını belirlemede önemli rol oynaması bekleniyor. Ayrıca Avustralya Başsavcılığı sorunun çözümü konusunda TikTok yetkililerine ilgili soruşturmada tam işbirliği çağrısı yaptı. Çinli yetkililer ise izleme piksellerinin kullanıcılar tarafından isteğe bağlı olarak kullanıldığını öne sürerken TikTok'un kişisel verileri koruduğu ve gizlilik ihlali iddialarını reddettiğini savunuyor. Avustralya daha önce Çinli TikTok'un birçok ülkede güvenlik ihlali ve toplum ahlakına zarar vermesi, gizlilik ihlali ve Çinli şirketlerle olan bağları ve benzeri nedenlerle devlet cihazlarında kullanılmasını yasaklamıştı. CIA Çin'den istihbarat toplamada zorlanıyor. Çin'i ulusal güvenliğine yönelik birincil tehdit olarak gören ABD, tüm çabalarına rağmen Pekin'in planları hakkında bilgi almakta zorlanıyor. Avrupa'nın kalbinde devam eden Ukrayna Savaşı ve aylarca süren Gazze bombardımanına rağmen Amerika'nın birincil önceliği hala Çin. ABD Merkezi İstihbarat Servisi CIA Başkanı William Burns, Çin'in kurumun en önemli hedefi olmaya devam ettiğini söylerken, Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan istihbarat yetkilileri, Pekin'in niyetleri ve planları hakkında gerçek bilgiler elde etmekte zorlandıklarını belirtiyor. 2021'de göreve geldikten hemen sonra CIA içinde bir Çin özel gücü oluşturan Burns, her hafta genel merkez binasının 7. katında Pekin'i takip etmek için toplantı düzenliyor. Küresel güvenlikte önceliğini Asya Pasifik'e kaydıran Joe Biden yönetimi neredeyse tüm istihbarat kaynağını Çin'e izlemeye aktarmış durumda. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, 100 milyar dolar bütçesi bulunan CIA'nın Çin hükümetine sızmaya yönelik planları finanse etmek için Orta Doğu'da dahil olmak üzere diğer hedeflere yönelik harcamalardan kesinti yaptıklarını söylüyor. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Ekim'de başlayan Gazze Savaşı, CIA Başkanı Burns'un Çin'in uzun vadeli en büyük öncelik olmasını sağlama çabasını zorlaştırıyor. Çin, CIA'ya savaş ilan etti. Çin Merkezi İstihbarat Teşkilatı, ABD Merkezi İstihbarat Servisi CIA'ya meydan okuyor. New York Times'a göre Çin istihbarat elemanlarının ABD'li yetkililer, istihbarat elemanları ve diğer hedefleri takip etmek için yapay zeka programları geliştirdiğini ortaya çıkardı. Bilgilere göre Çin geliştirdiği sistemle ilgili kişilerin profilini anında çıkarabiliyor, davranış biçimini analiz edebiliyor ve kişilerin zayıf noktalarını tespit edebiliyor. Uzmanlara göre söz konusu teknolojinin gelişimi, Çin'in bu alanda ABD ile rekabet etme, ekonomik ve askeri olarak dünyaya hakim olma hırsını bir kez daha gözler önüne seriyor. Çin'in Merkezi İstihbarat Teşkilatı olan İç Güvenlik Bakanlığı'nın Amerikan vatandaşlarını hedef alarak eğitim ve ileri teknoloji için daha büyük bütçeler ayırdığı ve bunun için işe alım çabalarını genişlettiği ifade edilirken, aynı zamanda CIA'da Çin'e karşı yıllık bütçeyi arttırıyor ve bu bağlamda Çinli şirketlerin teknolojik gelişimini mercek altına alıyor. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.